Memurlara ve kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün size eklediğimiz bu üçüncü video iş ilanlarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz güncel iş ilanlarının hepsini sizlere bu videoda sunacağız. Hemen kısaca detaylara gireyim. İş ilanlarını cep telefonunuza ücretsiz bir şekilde gelmesini istiyorsanız ve bu iş ilanlarına direkt ulaşmak istiyorsanız videonun altına linklerim direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Her an 7/24 ulaşabilirsiniz. 1-2 ay sonra da ulaş. İş ilanlarını her an güncellemeye devam ediyoruz. Geç kaldığımız hiçbir zaman sayılmazsınız arkadaşlar. Evet, detaylara gireyim. İş ilanları ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli 13 işçi ve diğer personel alımı yapıyor. Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü büro memurları alımı yapıyor. Bursa Osman Gazi Belediyesi 10 çöp toplayıcısı işçi alımı yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 180 işçi alıyor. Bayağı yüksek bir oran arkadaşlar. Ayrıca bir dipnot, Açıköğretim Fakültesi 2021 vize sınav sonuçları açıklandı arkadaşlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 devlet memuru alımı yapıyor. 19 Mayıs Üniversitesi çok sayıda kadrolu işçi alacaktır arkadaşlar. Isparta Sendirket Belediyesi işçi alacaktır. İzasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımları devam ediyor. KPSS Ortaöğretim Lise 2020 atama taban puanları özel bir haberdir bu. Memurlarhaber.com web sitesinde bulabilirsiniz. Gelelim 2021 yılı sözleşmeleri el alım ilanlar kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Eğer sözleşmeler el alımın ilanına başvurmak isterseniz birazdan detaylarını vereceğim. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kılavuz kaptan alımı yapıyor. Özel sektörde fabrikalar arkadaşlar 864 adet bisküvi imalat işçisi alımı yapacak. Birazdan detaylarına gireyim. Altışehir'de şehir hastaneleri çok sayıda işçi personel alımı yapacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sabancı Holding Türkiye genelinde personel alımları devam ediyor. 15 adet seçim uzman yardımcısı alımı yapılacak. 5.500 TL maaş ile. İşkur iş ilanları 2021 büro personel alımları yapılıyor. Bunlar özel sektör iş ilanlarıdır arkadaşlar. Videonun altında linkleri mevcut. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Devlet Demiryolları personel alım ve memur alımları devam edecek. KPSS ile alım yapılacak. KPSS 2022 başvuruları yakın zamanda başlayacak arkadaşlar. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4.500 TL maaşla personel alım yapıyor. Son bu haftanın iş ilanları böyle arkadaşlar. Hemen işinize yarayacak şehir hastaneleri personel alımlarını sizlere sunayım. Sonra diğer iş ilanlarını sizlere sunayım arkadaşlar. Önce şu şehir hastanelerine bakalım. Farklı illerde şehir hastanelerinde çalıştırılmak üzere en az lise mezunları arasından sınavsız personel alım yapılacağı açıklandı. Hemen idare işleri depo elemanı alınıyor. En az lise mezunu benzer bir idari görevde minimum 3 yıl deneyim sahibi olmak. Depo stok süreçlerinin bilgi işlem kısımlarında ve malzeme takibi, stok kontrolü, sayım konularına hakim olmak. Gelen ürünlerin düzenlenmesi ve yükleme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayacak, yardım edecek ve bu verileri sisteme girecek. Deponun temizliğini, takibini, kontrolünü yapacak. Başvuru linkini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi videonun altına başvuru linkleri mevcut. Direkt tıklayıp bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Güvenlik sorumlusu alımı yapılıyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, tercihen 5.188 kimlik kartına sahip. Güvenlik sektöründe en az 5 yıl deneyimli. Tercihen hasta deneyim olan, yangın sistemleri, elektronik kamera sistemlerini, bilgi sahibi, ofis programlarını kullanabilen ve İstanbul'da ikamet eden, ekranda başvuru linkini görüyorsunuz. Üniversitelerin tıbbi laboratuvar bölümlerinden mezun, laboratuvar alanından en az 1 yıl tecrübeli, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, vardiya ile çalışabilecek, organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, İstanbul ilinde ikamet eden adaylar, ekranda başvuru linkini görüyorsunuz. İstanbul Çam Şakura Şehir Hastanesi'nde görevlendirmek üzere laboratuvar hizmetleri süpervizör alımı yapılacakmış. Üniversitelerin başvuru teknolojileri ve sağlık işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıl bölümlerinden veya 4 yıllık biyoloji, kimya, biyomedikal gibi laboratuvar işletmeciliğine uygun bölümlerden mezun olmak diyor. Mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji ve genetik laboratuvarlar alanlarından en az 3 yılla hastane laboratuvarı tecrübesi olmak diyor arkadaşlar. Ekranı başvurusunu görüyorsunuz. Bütçe mühendisi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde şantiyesinde görevlendirmek üzere. Bir lisans mühendislik fakültesi işletme alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak, benzeri iş bitirme, yönetme deneyimine sahip olmak, gizlilik, iletişim, analitik düşünme, ikna yeteneği, takım çalışması, takipçilik gibi becerilere sahip olmak, ofis uygulamalarına hakim olmak, başvuru linki ekranda görüyorsunuz. Videonun altında da linkleri mevcut.
Özel güvenlik görevlisi alım yapılıyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde projemizde görevlendirmek üzere güvenlik birim süreçlerinde görev yapacak özel güvenlik personeli arayışımız bulunmaktadır deniyor Tekirdağ Şehir Hastanelerinde. En az lise mezunu ya da tercihen üniversite mezunu diyor. Özel güvenlik kimlik kartı olan, problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip, misafir memnuniyetine önem veren güler yüzlü kişiler alınıyor imiş. Başvuru linkini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Biyomedikal teknikere alım yapılıyor. Üniversitelerin biyomedikal mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, sağlık sektöründe deneyimli olmak deniyor. Başvuru linkini yine ekranda görüyorsunuz. Güvenlik vardiya alımı yapılıyor yine şehir hastanelerine. Güvenlik hizmetlerine dair kanuna hakim olmak, en az üniversite mezunu olmak, tercihen turizm otelcilik mezunu olmak imiş. Güvenlik kimlik kartına sahip olmak, ofis programlarını kullanmak, başvuru ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, diğer ilanları göz atalım. Kabaca hızlıca bir şekilde videoyu uzatmadan arkadaşlar. Bir de size önereceğim başvuru linki ekranda şimdi açayım arkadaşlar. Tüm iş ilanlarına tekrardan ulaşabilirsiniz. Videonun altında linkleri mevcut. Asgari personel alımları 2021 yılı başladı arkadaşlar. 2021 yılı sözleşmeli er alım ilanları başvuru kılavuzu yayınlandı. Web sitemizde mevcut. Kılavuzu ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar kısa özet geçeyim. En az ilkokul mezunu olmak, askerlik hizmetine yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş 1 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar için arkadaşlar. Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almamış ve 25 yaşını bitirmemiş 1 Ocak 1995 tarihiyle 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Yaklaşık arkadaşlar sözleşme erlerin maaşları 2021 yılı için konuşayım. 6000 ile 6500 lira arası değişiyor. Maaş durumu çok iyi arkadaşlar. Erken emeklilik şartları da var. Yani iş arıyorsanız başvurmanızı öneriyorum. Videonun altında linklerim mevcut. Bilginiz olsun. Başvurular nereden yapılacak onu da hemen linkini vereyim. Ekranda gördüğünüz gibi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ön başvurular alınıyor arkadaşlar. Tıklayıp yapabilirsiniz. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internete yayınlanacak tarihte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci Ankara'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezlerinde icra edilecektir diyor. Alım süreci içinde her türlü duyuru ve bilgilendirme personel temin msb.gov.tr internet adresinde yapılacaktır diyor. Biz de arkadaşlar memurlar.com web sitesinde bunun duyurusunu yapıyoruz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar 20 Aralık 30 Aralık 2020 tarihleri arasında güncel iş ilanları bu yönde. Ekranda gördüğünüz bütün iş ilanlarını kısaca kabaca sizlere sunmaya çalıştık. Videoyu hiç uzatmadan videonun altına tıklayıp direkt bu iş ilanlarının hepsine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu iş ilanlarını direkt videonun altına link var. Tıklayıp ücretsiz olarak cep uygulamamızı indirip bu iş ilanlarına hemen ulaşabilirsiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.